Evet arkadaşlar, Takı Tasarım Atölyesi'nden herkese iyi günler. Bugün yine faydalı olacağını düşündüğüm bir kolye yapımını size göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz hayalet kolye bildiğimiz bu misinalardan yapılıyor. Şimdi bu misinalardan nasıl hayalet kolye yapacağız? Aslında adı üstünde, yani hayalet derken sadece üstümüzdeki, yani boynumuzda ipin gözükmemesi amaçlıdır. Arkadaşlar öncelikle şöyle en incesinden olan misine olacak. Biliyorsunuz zaten gösterimimizde malzemelerimizin tanıtımı da yapıldı ilk görsellikte. Şimdi arkadaşlar hemen yapımıza geçelim şu şekilde. Bakın misinemizden boyunuzun ölçüsünü alın, istediğiniz boyda ölçüyü alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Misinemizi açalım. Evet. Ölçüyü aldıktan sonra işte o ölçüde 2 santim, o ölçünün 2 santim fazlası kesin arkadaşlar. Mesela şu an ben de ölçeyim burada. Evet. Zaten ortalama arkadaşlar, yani ölçüler 40, 45, 30, 35 olarak yapılır. Eğer ki kısa istiyorsanız tabii ki daha da kısa yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın, bu kadar ölçtükten sonra kesiyorum arkadaşlar. Bunu kestim. Tırnak makasıyla kesebilirsiniz tabii. Şimdi kestikten sonra arkadaşlar bakın. Size bu çünkü çok ince bir işçiliği var. Kolaydır aslında ama önemli olan benim size şu an eğer bilmeyenler varsa öğrenmeleri arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Şu şekilde bit dediğimiz şöyle de yakından göstereyim yine. Bunu misinanın şöyle içinden geçiriyoruz. Misinanın içinden geçirdik ya. Şimdi papağanımızı alıyoruz, yani kilit dediğimiz. Bunu da aynı şekilde geçiriyoruz ve şunu şu şekilde kıvırarak arkadaşlar şunu geriye alıyoruz. Kıvırarak bunu da delikten içeri dibine kadar dayıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dayıyoruz. Evet. Ve şimdi bunu dibine dayayarak bu şekilde sıkıyoruz ama sakın pensenin ucu misineye gelmesin. Demir üstünde kalsın demirin. Ve arkadaşlara bakın. Şimdi misine dedik ya adı üstünde. Ondan dolayı gözükmüyor olabilir hayalet. Şimdi 1 santim kalacak şekilde arkadaşlar. Şöyle keselim. Ondan sonra bakın şunu şu şekilde tutup bakın. Yani öteki misineyi yakmayacağız arkadaşlar. Uzaktan uzaktan şu şekilde gelip şöyle elimizi hafiften bastırıyoruz ve bunu kaybediyoruz. Ve şöyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi öteki tarafına gelelim. Öteki tarafına geliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde yine bitimizi takıyoruz. Şu şekilde bakın. Yine aynen kıvırıyoruz. Şöyle. Yine dibine kadar dayayıp yine sıkıyoruz arkadaşlar. Ve yine aynı işlemi burada da yapıyoruz. Kesiyoruz. Bunu çekiyoruz. Ve yakıyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar işlemimiz bu kadar. İsterseniz bir tane de kolyenin üstünde deneyelim. Bakın şu şekilde açtık kilidimizi. Şekilde bakın, siz bile orada belki görmekte zorlanıyorsunuz. Bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın burası da böyle oluyor, arkaya geliyor. Ve bunu normal bir tane kolyeye takıyoruz arkadaşlar, kolye uçuna. Mesela nasıl diyelim? Şu an kolyemiz. Mesela şöyle de var. Üçgen kolyeler vardı mesela, kopça vardır. Kopçasına mesela şöyle ben size göstereyim arkadaşlar. Bulabilirsem.
Şimdi şu anda bulmam biraz geç olabilir. İnşallah bir dahaki şuradaymış arkadaşlar. Evet. Bakın şu şekilde mesela bir kolyemiz var. Bunun mesela delikleri kopça geçiyor ya arkadaşlar mesela. Eğer ki misin olduğu zaman geçmeye gerek kalmıyor. Yani şöyle örnek göstereyim. Bağlamadan önce misinemizi şöyle yapayım size göstermek amaçlı yine. Şöyle şunu keseyim ben. Sırf size göstermek için. Bu şekilde bakın. Bu deliğinden geçiririz. Ve ne yaparız? Bu sefer aynı işlemi burada yaparız arkadaşlar. Yani taktıktan sonra arkadaşlar belki şu an videoyu izleyen arkadaşlar diyebilir. Biz bunu biliyoruz zaten. Yani gerek var mıydı diye. Emin olun. Biliyorsunuz ama bilmeyenler de mutlaka ki var arkadaşlar. Bilmeyenler de var. Biz tabii ki bilmeyenler için bu videoyu hazırlamak istedik. Yararlı olacağına inanıyorum. Çünkü biliyorsunuz yani bazı şeylere para vermeye gerçekten gerek yok. Kendiniz yapıp takabilirsiniz. Hem insan kendi yaptığı şeyde emin olun çok daha mutlu oluyor arkadaşlar. Bakın. Bu arada tabi turkuaz da gayet güzel. Gördüğünüz gibi. Bu vav harflerini de tabi biz atölyede yapıyoruz. Burada yapıyoruz arkadaşlar. Vav harfi de gerçekten çok anlamlı. Vav insanın ana rahmindeki duruşu aynı zamanda oluyor arkadaşlar. Ve vav harfi insan aslında vav şeklinde duvar dedikleri ana karnındaki duruş şeklidir. Bazen kendini elif sanır derler ya. Elif sanmak da kibirlenmekten elif sanma diye bir terim oluşturuyorlar. İnsanlar tabi buna bu manayı yüklüyorlar. Ulu Cami'de tabii ki Ulu Camimizin içinde bu vav harfinin gayet büyük bir şekilde camekan içinde muhafazalı bir şekilde durduğu için biz de ondan dolayı vav harfinin üzerinde bayağı bir çalışıyoruz Bursa'da ve bayağı bir verdiğimiz yerlerimiz var, firmaları var. Bu arada tabii şimdi Misine'den oraya nereden geldik? Geldi aklımıza gelmişken bari bunu da söyleyelim dedik arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet hoş bir kolye oldu. İstediğiniz şeyi buna takabilirsiniz. Arkadaşlar beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler efendim.